Ya memur bey, çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Vallahi çok pardon. Ünlemeye buyurun. He, özür dilemeye doyamadım ya. Bir arkadaş var da içeride bizim, böyle sargılı başlı. Ve şeyle alçılar vardı üstünde hep de. Altında bir tekerlek sandalye vardı. O acaba içeride mi şu anda? Vallahi ben demin daha komiserin yanındaydım. Yoktu orada hiçbir şey. Nasıl yoktu ya? Bir daha bakalım Allah aşkına, çünkü lazım o bana. Bulmam gerekiyor kendisini. Bir bakalım, dikkatli bakalım ya. Dolaplara bakalım, koltukların kenarlarına bakalım. Orada olması lazım çünkü en son orada bıraktım da ben arkadaşı. Yoktu diyorum ya kardeşim. Olsaydı bizim haberimiz olurdu herhalde. Ya nasıl yoktu diyorsun be kardeşim ama? Yani bu şekilde olmaz ki. Ben bu adamı bıraktım buraya. Kocaman adam nasıl bir yere gider ki bu? Hareket edebilen bir insan olsa hareket etsin gitsin. Adama sahip çıkamadınız ya. Koskocaman adamı bıraktık emniyetin ellerine. Kayıp. Şu anda yok kendisi yani. Sizin yapacağınız işin ben niçin bu kadar çabuk gaza gelebilen bir insanım acaba? Nerede olduğuna bir bak ya. Allah'ın adamı bir gör bakalım. Karakolda kime kafa tutuyorsun ki? Kendinin bir şey, öz eleştiri bir ver. Bir tartış bakalım. Otur kendinle ya da abilerle. Selamünaleyküm muhtar. Bak burada o kadar polis abi var. Hiçbiri beni senin kadar dinlemedi. Bak abi, benim adam kaçırmayla ne işim olur Allah'ını seversen? Şu tipe baksana, adam kaçırmak kim, biz kim ha? Selamlar. Yedin. Usta. Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Seni niye aldılar ki içeri? Adam kaçırma beni. Adam mı kaçırma? Hı. Yuh, kimi kaçırmıyor? Ya Mehmet miymiş, Erdem miymiş, bir tanesi sızmış dükkanın köşesine. Ben de tam dükkanı kapattım, çıkıyorum. İçim geçmiş, aldılar getirdiler. Tamam tamam anladım. Belli bizimkilerin işi bu. Abi, kim bu Mehmet Erdem? Abi vallahi türlü çeşitli söylentiler var onunla ilgili. Kimse tam olarak bilmiyor anladığım kadarıyla. Şarkıcı mıymış, amigo muymuş, neymiş, öyle bir şeymiş. Kaçırmaya değer biri. Bilemiyorum ki ben de. Yani çünkü ben kaçırsam Mehmet Erdem'i kaçırmam. Ben şahsen Neşet Ertaş'ı kaçırırım. Zaten o da kalender adam, rica etsen kendi gelir, çalar söyler dinlersin. Sen de bir adam kaçırmayı meyil görüyor gibiyim ama. Hayır, kaçırsam. At kafana mı Refik abi? Ne? Seni niye attılar içeri abi? Her şeyi yanlış yapıyorum ama. Hani verilmiş en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir diye bir şey var ya. Ben işte ne zaman karar verecek olsam gidiyorum bir şekilde en kötüsünü seçiyorum arkadaş. Ne zaman karşı karşıya gelsek böyle bir tuhaf tuhaf hareketler, anlamsız çabalar falan. Hiçbir şey beceremiyorum ya. Karşısına geçip iki laf edemedim doğru düzgün. Yani o kadar söylemek istediğim şey var. Yüz yüze geliyoruz, patates. Buradan çıkayım, yemin ediyorum. Açık ve net bir şekilde söyleyeceğim ya. Gideceğim, dikileceğim karşısına. Pat pat pat, ne düşünüyorsam söyleyeceğim ya. Seni seviyorum diyeceğim. Seni seviyorum diyeceğim. Kısa ve net, bitti. Böyle şey tutmayacaksın acı içinde. Ya öyle de abi. İnsan öyle kolay kolay söyleyemiyor ki. Ne? Ben de seviyorum baktığında. Seviyor mu? Kimi seviyor? Hidayet. Necmi. Sen ne yapıyorsun burada? Oturuyor. Oturuyorsun. Hidayet babam dışarıda başkomiserle konuşuyor. Yani çıkaracağız seni inşallah. Seni de çıkarmak lazım galiba. Ha. Yok şey yapmayın ya. Böyle şey yapabilirim. Hayır böyle. Kalmak istiyorsun burada. İstiyor gibi değilim de. Tamam ben tekrar gideyim babamla konuşayım o zaman. Senin için ne yapabiliriz? Belki bir grup indirimi falan. Tamam. Hadi bekleyin burada. Geliyorum. Nereye gideceksin sen? Grup indirimi mi? Yine laf soktu bana, görüyor musun? Anlamıyorum ki insanlar neden sürekli bana laf sokuyorlar ya? Laf sokulacak bir adam tipi varsa demek bende. Çok seviyorum abi. Herkes aynı hayatta. Kendini bir şey sanma.